arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi bu ne? Evet. Herkese iyi akşamlar. Kendimizi gösteriyoruz. Kendimizi de gösterelim şuradan. Ben de başlatıyorum. Başlamış, güzel. Ben de başlatıyorum. Oho, ne çabuk ya. Hoş geldiniz hepiniz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Şimdi fark ettim. Bu akşam yayınlayacağım video. Bilgisayarda artık video kaydedecek yer kalmadığı için harici hard disk'e kaydetmiştim. O yüzden arıyorum bulamıyorum. Ondan böyle bir kargaşa oldu. Şimdi şey yaptım, taktım tekrardan. Montaj. Evet. Bu akşam neden bahsedeceğiz? Bu akşam bir kısmını yayınladığım, sanırım dün akşam yayınladığım bir video var. Bu videonun full versiyonunu yayınlayacağım. Bu videoda sadece bakın, Böcek Reis olarak biz hayvanlarla, sadece böceklerle ilgilenmediğimizi her zaman belirtmeye çalışıyorum zaten. Doğadaki değişik şeylerle de ilgileniyoruz. Mesela kayalarla, ağaçlarla veya çevre kirliliği gibi değişik konularla da ilgileniyoruz. İşte bununla ilgili İlk defa şahit oldum ama geneli hakkında bilgi oldum. Bir olay yaşadım. Bir kaya buldum. Bu kayayı tahmin ettim ve tahminlerimi araştırdıktan sonra tamamen doğru olduğunu gördüm. Hadi önce seyredelim, ondan sonra üzerinde tekrar konuşuruz. Bir daha başa alıyorum. Şöyle yapalım. Ben de mesajları okuyayım. dediğim gibi. Dikkatli bakmayınca göremiyoruz ki. Ağacı otoban yapmışlar. Evet bakın burada. Tamam. Bir örümcek türü. Bu örümcek çömlek gibi. Eğer şu şeyleri görmeseydim, şu yapışan polenleri görmeseydim, polenlerini, bu ağı fark edemezdim. Bakın torba gibi, küresel, küre şeklinde ağ veriyor. Çok küçük bir örümcek ama göstermeye çalışacağım size. Şu. Diğer tarafından görsek çok güzel parlak bir örümcek olduğunu. Yürü biraz daha güzel. Yürü, 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 yürü. Yürü. Hı. Tamam. Dur bakalım seni makladan alabilecek miyiz? Sakladı kendini. Geçme. Attı kendini. Oha! Attı kendini yere değerken yakaladım. Dur kız birazcık çekeceğiz ya. Arkadaşlar videoyu değiştireceğim. Bu dün akşamki ikisi de aynı ismi taşıyor, karıştı. Evet şimdi başlıyoruz. Sıfırdan başladık. Full versiyonu bu çünkü. Diğerini dün akşam sanırım gala yapmıştım. Onunla karıştım. Afrika'ya inşallah gideriz. Teşekkürler Ali. Oyun evi aleykümselam. Kargayı çoktan saldık. Trakunya mı? Trakunya demişsin. Trakunya balığı herhalde Can Deniz. Mehmet, teşekkürler. Teşekkürler. Aleykümselam Umut. Baran, selam. Evet. Keşiflere devam ediyoruz. Sinyal açıp kapatalım. Kameramı da taktım. Şimdi girişte yine Yıldızlar'da bu köprü taraflarını falan deneyeceğim bu sefer. Hava kapalı. Kaç derece? 19 derece ama kapalı. Esinti de var biraz. Yani çok yılan sokması konuşalım onun hakkında. Selamlar. Şu anda Buca göletten değil arkadaşlar. Video daha önce gündüz şekilde şu anda canlı yorumluyoruz. navigasyondan araştırıyorum. Navigasyon diyorum, Google Earth'ten. Google Earth'ı didik ediyorum desem yeridir. İlginç yerler bulmaya çalışıyorum. Fakat ağaçların içerisinde olan dereler, akarsular falan gözükmüyor. Ama ağaç yoğunluğundan anlayabiliyorsunuz. Veya yazıyorsa, bazı yerlerde yazıyor da çoğu yerde yazmıyor. Küçük dereleri falan. Ağaç yoğunluğunun artışından falan anlayabiliyorsunuz. İşte öyle yerleri bulmaya çalışıyorum. Oh 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 oh, ne güzel geliyor. Şuna bak lan, nasıl basmışlar. Gemi şeklinde şey yapmışlar, değil mi? Yo, ışıkları yapıyorlar, gece falan da demek geliştiriyorlar. Model uçak pisti burası. Model uçak araba pisti. Model araba pisti, model uçak pisti, ikisi karşılıklı. Aynen, İzmir'e devam. Hatta hafta içi Buca sınırlarında kalıyorum mecburen. Aleykümselam abi. Serkan Kaya. Hoş geldin. Hemen şunun üst tarafı otoban. Otobanla paralel gidiyoruz. Bu videoda biraz farklı şeyler bahsedeceğiz. Çanakkale'ye yok öyle mi? Az kaldı. Şişerleri falan var oralarda. Hava kapalı, yağmur yağmaya hazır. Yine Google'dan buldum, değişik yerleri merak ettim ve saat 3'ten sonra yola çıktım. Data inşallah. 3.20 geçe evden çıktım 25 dakikada. Teşekkürler. Ki durdum kamerayı. Hoş geldin. Dede. 25 dakikada köydeyiz yani şu an. Bir köyün içindeyiz. Orman köyü. Benim tişörtte mi gözükmüyor ya? Yıldızlar köyü. Artık mahalle olarak geçiyorlar. Bu yaz fırsat buldukça Karaburun'a kaçacağım ve Karaburun'un araçla girilmeyen bir sürü yerini keşfettim haritadan bir akşam. Geç vakitlere kadar Karaburun'un evet, köy yolları çok var. Köyün içinde özellikle yaptıkları iyi ama. Okul var çünkü sol tarafta. İle ilgili araştırmalar yaptım. Öyle yerler var ki araç yolu yok yani. Yol yok. Yürüyeceksin. Hatta kalacaksın gece orada. Sabah olacak tekrar yürümeye devam edeceksin. Ama o şekilde yerler buldum. Burada bir köprü girişi var. Şurası. Buraya gidelim mi? Karşı taraf Zafer'e götür. Yo, yaptırmadım aynı araba. Farklı yerden mazot aldım, belki ondandır. Oo, ciddi su. Öğretmenim ben. Yanlış bunları. Buraya girmiştik. Son yayınladığım yılanlar zehirli değil. Ama damalı su yılanı hakkında yarı zehirli diyorlar. Yarı zehirli demelerin sebebi de zehir dişleri önde değil, en sonda. Ama bunun doğruluğundan emin değilim. Bu bilgiyi gerçi sağlam bir yerden almama rağmen araştıracağım onu tekrar. Yanlış buradan çıktık. Geçen sefer şuraya kadar geldik. Çöpleri gördük, kaçtık. Ohoho, yağmur sonrası var ya. Bu yol muhtemelen şeye çıkıyor. Şöyle kavisleniyor içeri doğru. Teşekkürler Serkan. Yok, uzak yerler değil buralar. 5-6 kilometrelik yakında köyler. Hatta buralardan gelen öğrencilerim var benim. Şu karşı sırtlar otobanın yükseltisi. Yol yükseltisi yani, sonradan yapıldı. Yol için yükseltmişler burası. Evet, öyle tek arabalık bir geçiş yapmışlar buraya. Evet, şuradaki otoban altı köprü geçişini yine Google'da buldum, Google Earth'ten buldum. Merak ettim, tahmin de ettim. Daha önce bu yolu burasını kullanmadım bu hatta ama Zafer Mahallesi'ne geçiş yapalım. Yakın bölgeyi incelemiştim. Karşı tarafı da inceledim. Şu anda kestirme yollar falan da buldum yani. Artık bir yerde gitsem de tekrar geri dönüp oraya gelmem. Bunları da kullanabilirim. Şu anda Zafer Mahallesi. Trakunya diyoruz biz halk arasında onu. Evet, çok iyi biliyorum o balığı. Bu hani hayvan mezarlığı falan var ya. Şöyle uzun bir balıktır. Sırtında yakalandığında şöyle. Şimdi ağaçlar görüyor musun? Evet, buna elini batırırsan diğer tarafa geçelim. Oo, dana gibi bağırırsın diye bir laf vardır bizim orada. Öyle derdi babam. Çok yakaladım onu. Bizim Çanakkale'de Çamurlu Feneri diye bir yer vardır. Orada çok fazla çıkar örneğin. Dur bakayım, şurada geniş bir yer bulabileceğiz mi? Hani de kaçacağız. Çalığın içindeki. Burada. Tamam, şuradan alacağım. Ben de çok yakaladım saldım. Ama işte bu iğnelerine dokunmayacaksın, dikkat edeceksin. Aynı kuş bak, hep aynı kuştan bu kuşlar. Bir de yine kaya balığı vardır. Bunda da aynı şekilde iğneler vardır. Ve bu iğneler böyle normal bizim bildiğimiz iğneler gibi değildir Can Deniz. Ben bir tanesinde bu kaya balığının elimi şöyle dikkat ederek değdirdiğim anda var. Haritada şey yaptım, tespit ettim. Burasını da bulduk. Buradan... Size de sunalım, hoş geldiniz. Dümdüz ilerleyince bu şeye çıkıyor. Teşekkür ederim. Havuza çıkıyor. Otobana paralel ilerleyelim mi biraz şöyle? Bakalım. Ya da hiç zaman kaybetmeyelim. Buraları hep hemen... Aleykümselam. Dere kenarına inelim. Semender arıyoruz. Semender. Dere ve orman. Kara semender. Semender. Şu anda hala yol kısmındayız. Ondan müzik koydum. Doğa görelim. Bakın, bu videoda başka şeylerden bahsettim arkadaşlar. Ben bu saatte saat 3'ten sonra ve havanın ciddi anlamda tabii ki Trakunya'dan bahsediyorsanız çıktınız. Şurası çöp alanı yapmışlar ya oranın için. Erhan, teşekkür ederim. İstakoz tek yani tek çıkar Marmara'da. Ben olsam küserim. Oh! Ne güzel çizdi. Saygın hoş geldin. Gibi çizdi vallahi. Ben biraz susayım bakayım, dinleyeyim ben de. Şuradan gireceğiz. Haritada uzak yerler gibi aslında ne kadar yakın yerler ya. Bak orada yol çataldan düz gitsek, buradan girişirsek adam ondan. Bak düz gitsen şurada birkaç tane şey var. Ev var, evlerden bu derenin diğer tarafına çıkıyor. Gidelim mi? Başlar. Bu tarafı daha iyi. Aslında burasını ben çok büyük bir orman zannetmiştim. Büyük bir orman değil. Burası resmen derenin kıyısında bir sıra orman var. Sonra bir açıklık var. Evet, şehrimizin yanından geçeceğiz yine. Aslında burada... Dur bakayım, ben biraz bakacağım orada. Şöyle indim, durgun yer aradım, çok akıntılı su. Bir şey göremedim, bu sağ tarafta toprak almışlar zaten. Şu herhalde bugün havada bayağı serinledi. Bol bol kuş sesi, en azından karayolundan uzaklaşalım, araba sesleri kaybolsun. Bol bol kuş sesi dinler gideriz, sıkıntı yok. Ama Allah kereğinde bir şeyler çıkarmıyor. Hava ciddi serinledi. 19 derece gösteriyor ama 19 değil ya. Hiç 19 gibi değil. 10 derece gibi ya. Şimdi bak hiç yağmur etki yapmamış. Yolları gayet temiz. Evet. Durgun veya durguna yakın su birikintileri arıyorum. Damalı su yılanının olduğu bölgeye gidiyoruz en azından. Onu görmeye çalışırım. İleride 3-4 kilometre öbür tarafta ya sanırım vardır istakoz çiftlikleri çünkü veya bol miktarda bulunuyor. Su havuzu yaptılar. Turistik yerlerde falan. Büyük bir su havuzu yapmışlar. Ama buralarda navigasyon falan çekmez. %90. Belki telefon bile çekmiyor olabilir. Araştırmamı yine ben burada yapacağım. Estağfurullah, estağfurullah. Karşılıklı bilgi alışverişi yapıyoruz. Kimi yerlerde göçükler var. Bazı yağmurlarda işte erozyon. Kısmi erozyonlar var burada. Üstüne çıkmayı şöyle çekeyim. Evet. Güzel, balık var. Küçük bakarım sazanlar var, bakın buradan akıyor şu anda. Yayından sonra güzel bakarım. Balık varsa bu yılanlar evet, orada yaşayabilir. Şu andan itibaren başlıyoruz. Yol bitti. Ben ne yiyorlar dedim çünkü. İkinci gelişimde balıkları fark ettim. Çok fazla kurbağa popülasyonu görmedim. Var, az önce şuradan bir tane geçti önümden. Balık da var. Şimdi sıra Semender'de. Ben çocukluğumdan beri severim canlıları, doğayı severim. Kaç tane de Semender görsem rahatlayacağım. Yılan gördük. Bu videoda değil, daha önce kurbağa gördüm. Ve balığı da şu anda gördük. Karşıya bir geçeceğim, kıyılardaki bir çöplerin altlarında. Damalı su yılanını çektiğim yerin hemen 2 metre üst tarafındayım. 2-3 metre. İlginç kaya oluşumları. Evet, Kastık başladı. Gibi. Arkadaşlar iyi dinleyin, tesadüf bakın ilk defa görüyorum ama yaptığım yorumları araştırdım. Tamamen Allah doğru. Allah, sanki erimiş, donmuş gibi ya. Evet, kökün içerisinde. Şurada mesela. Şu. Sanki metal erimiş ve donmuş. Şurada. Tek bir parça. Kilin içerisinde. Şurada mesela bakın. Sanki erimiş donmuş, böyle parça parça damlatmış dondurmuşlar gibi. Şunlara baksana yani, acayip kayalar. Allah Allah, enteresan, sanki laf püskürmesi gibi. Aşıma maşıma değil. Bu parça parça bak. Parça parça çıkıyor. Kilin içerisinde. Bir bütün değil yani, bunları bir şey püskürmüş. Doğru. Sanki bir suyun teşhiste bulundum. İşte eğriyen bir mumu damlatırsında böyle şekil şekil olur ya, bakın burada mesela bir lavın, kızgın lavların ani bir şekilde donmasında gerçekleşiyormuş. O yüzden çok sert. Çok ilginç. Yani resmen kayanın erimiş ve donmuş, donduğunu anlayabiliyorsunuz bunlardan. Bakın şurada yine bir tane. Kırdım. Porselen gibi ya. Ve her yerde yok. Şu mesela bakın besbelli. Damlamış buraya bu kaya. Bak şu. Şurada çok net gözüküyor. Bakın şurada gözüküyor. Köklerin arasında kalmışlar. Çok merak ettim orada. Sanki burada kayayı eritmişler ve damlatmışlar buraya. Sadece burada. Bakıyorum başka yerlerde var mı diye. Yok. Bu bir yanardağdan püskürmüş bence. Gelmiş bu bölgeye düşmüş. İşte burada. Şu mesela bakın kökün içinde saklı kalmış. Ve çok keskin kıyıları oluşuyor. Şuraya bakın, içi siyah, gri. Bakın şurada gri, aniden gri. Sırlanmış. Yeşil olabiliyor, kırmızı olabiliyor. Siyahı çok meşhur, siyahı çok biliniyor. Jilet gibi keskin parçalar oluşuyor. Değişik şeyleri var. Bakarsanız çok ilginç şeylerle karşılaşırsınız. Neşterlerin keskin uçları yapılıyormuş bundan. Bir tane çıkarmadan göstersem. Heh. Mayalar. Bakın burada. Görüyor musunuz? Bu resmen eriyen bir şeyin kalpten yukarıda kullanılmasın diyor. Ağrı ayaklarınızın altına koyun diyor. Ağrıları alır diyor. 20 dakikadan fazla dokundurmayın falan gibi acayip şeyler var. Bakabilirsiniz. Obsidiyen. Bu çok sert yapılı, kırılıyor. Bakın bir tane küçük yuvarlak. Şunlar mesela bakın kil tabakasında. Şu kil. Ben zaten bu videonun altına bununla ilgili bilgileri atacağım. Bunu araştıracağız ne olduğunu. Ama gözümün önünde canlanıyor. Ben fizikçi sonra olduğum için bu sert yapıyı fark ettim. Resmen onlarda. Gelmiş. Ve ani bir şoklanma sonucu olduğunu anladım. Evet. Bütünlüğü yok yani kayanın. Bu şekilde. Bu şekilde bir parça gelmiş, düşmüş, donmuş. Sıbaldan. İşte. Evet, evet. Bakın burada bir tane zamanla güneşten kara şey olmuş. Beyazlaşmış. Şu şekilde parçalar. Zaten eriyen demir parçalarda donduğunda bu şekilde değişik. Tahminlerimin beni yanıltmaması çok sevindirdi. Yani çekim esnasında söylediklerim tamamen doğru. Ama daha eklenecek bir sürü şey var. Buna ayrı bir video yapacağım. Çok ilginç ya. Çok güzel bir şey bulduk ha. İşte alıcı gözlerle doğaya baktığım zaman neler çıkıyor? Bir öbekli, şurada öbekli. Başka yerde de bakıyorum yok. Şöyle bir damar mamar değil yani bu. Bu resmen buraya damlamış. Ama başka yerlere de damlamıştır. Şunlar sanki benziyor. Benziyor ama bunlar bütün. Evet, bunlar kayanın içinde kalmış. Bunlar da bunlardan. Yani milyonlarca yıl önce bir yanardağ patlamış. Hoş geldin Ekrem. İlk Prenses Mera hoş geldin. Bu. Bakın. Çünkü çok ani sertleşme bakın. Çeliği böyle suya, akkor halindeyken suya falan koyarlar sertleşsin diye. Tamam, bu da aynı böyle. Bakın balta yaparsın bundan ya, keser adamın evine. Kars Ardahan taraflarında, Sarıkamış taraflarında çıkıyor siyahlarından. Tut bakayım elime. Şöyle tut bakayım. Rize'de kırmızısı çıkıyormuş. Bakın. Yontma taş devrinde yaşıyor olsaydık. Sıra şu dikeni. Biraz. Al sana çakı. İşte. Resmen çakı ya. İlk çağdaki insanlar bunları kullandı demek. Şuraya bak ya. Müthiş bir şey. Erhan'cığım teşekkürler. Dörtlem tikini. Çakım oldu. Çakım oldu, çakım yoktu. Artık bir çakım var işte, buna bir tane ve sap yap, küçük bir balta. Yanardağdan patladı, püskürdü. Geldi demek ki burada Jaws diye birdenbire suyun içine girince anormal derecede sertleşti. Neşterlerin ucu yapılmış. Keskin uçları bunlardan yapılıyormuş arkadaşlar. Biraz daha zor işlerde kullanayım baltayı. Kuru ağacı yontuyorum yani şu anda. Çok fazla bir çaba harcamadım. Kırılmıyor. Vay be. Adamı keser lan bu. Yok ya, sorun değil bu küçük tamam. Kesikler benim için sıkıntı değil. Canlı cansız her şey. Doğanın içindeki her şey bizim şeyimiz. Şunlardan götüreceğim. Şunları da unutmayalım. Teşekkürler. Karşıya mı geçelim? Ben şu şeylerin altında yılan olma ihtimalini düşünüyorum. Serin havalarda saklanabilirler. Serin verim, ben şu anda ter içindeyim. Evet, evet. Beni de çok şaşırttı. Biz buradan düşeceğiz ya, bu Allah'ın emri. Tamam, ben geçtim. Buradan bakın toprak almışlar. Toprak alırken işte bu bölgelerde toprağın altından semender falan çıkıyordur. Bakın buradan verimli süper toprak bunlar. Ağaç. Merhaba Ömer, hoş geldin. Evet. Oh. Harika orman. Aslında toprağı. Bugün yağışlı bir işte bu kapalı bir havadı. Semender baktım ben. Doğanın her şeysi sanat eseri gibi. Şuraya bak. Doğa kendi kendine sanatını konuşturuyor. Tamam, iyi akşamlar. Prenses Mera. Bay bay. Şunlar karşıdan bana çok hoş geliyor. Mesela ben şu kayayı olsam, kaldırabilsem kesinlikle altında yılan vardır. Şuraya bir yuva kurarmış aslında. Ama bunu kımıldatmamız mümkün değil. Tamam Tuna Hanım, teşekkür ederim. Geldin için. Çürümüş bitkiler falan. İyi akşamlar size. Altında. Çok elverişli bir ortam bence. Onu kımıldatmak mümkün değil. Ve altında bir açıklık var. Evet, bir açıklık var. Orada yılan vardır. Ama biz bunu kaldıramayız tabii ki. Oha, nereye kalkacak lan? Onu kaldırdığım zaman rahmetli Nârim Süleymanoğlu'na meydan okumuş oluruz. Buraya da taş dökmüşler. Birkaç kaya kaldırdım. Hava serinlediği için hemen kaya içiyenleri çıkmış piyasaya. Oho, elimi mi kesti lan? Vay anasını. Bizim çakı ilk önce bizim elimizi kanımız akıttı. Bakın burada bu dereden ayrılmış. Dereden ayrılmış bir tarlanın içinden bir yakıntı oluşturmuş. Burada. Bu iki dere arası gibi oluyor burası. Aa, böyle eski zincirlere bayılırım. Tamam, bunun üstünde de bir deneme yapacağım. Bir şeyler öğrendim. Şu anda sabırsızlıkla bekliyorum. Bir tane şuralarda damalı veya küpeli iki tür su yılanı var çünkü bizim buralarda. Bunlardan bir tanesini şimdi çılgınlar gibi yardırarak önümden geçmesini bekliyorum. Uçmaya hazırım yani. Vay be, heybete bak şimdi. Tabii zehirli türler de olabilir, engerekler falan da olabilir. Hiç fark etmez. Ama su olduğu için su yılanları olma potansiyeli daha yüksek. Hadi be, kara tavuk bana çarpıyordu. Korktum anasını satayım. Bunu lan dedim. Şu aradan geçti. Bakın yani şimdi. Kabiliyetine bak. Şurada küçücük aradan ve buradan ağaç var burada. Bir ben varım. şu aradan geçti hayvan tam gaz. Kara tavukların araba kullandığını düşünsene. Tamam Kerem, iyi akşamlar. Aleykümselam. Biraz daha ilerleyeceğim. Hoş geldin. Oha. İyi akşamlar. Burada nereden patlıyor? Efe hoş geldin. Selamlar. Tarlasına zarar veriyor aslında. Şu anda şeyinden, yatağından çıkmış. Burasını yarıyor. Bu kışın bir patlamıştır. Bol sudan. Öf, şuranın güzelliğine bak ya. Erhan'cığım sağ ol. Vay 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 vay. Şu ağaç. Burak merhaba. Dediğim gibi o kadar büyüyor ki. Bir de dere kenarında kökleri yumuşuyor tabii ki. Suya doğru gidiyor, fazla derine inmiyor. O normal derecede ağırlığı kökler taşıyamıyor, böyle yatıyor. Yatmış ağaç. Efe yarın, Kızılçam. Yarın yine başka bir yer var. Acil gitmem gereken. Bakalım belli olur, bir değişiklik olursa. Kameramı da yurtta unuttum. Az önce gittim almaya. Kamerayı almaya gittim, muhabbet ettim. Başka şeyler karıştı. Unuttum geldim. Kameram yok şu anda. Yurtta. Okulda yani. İnseydi üstünden karşıya geçerdik. İnmesin ama kalsın böyle. Daha kalınlaşır o. Bakın şunun gövde genişliğine bakın. Dere boyu kavaklar. Bakın buna, şu bitkiye yılan yastığı diyoruz biz. Çok enteresan bir bitkidir bu. En sonunda böyle kılıç gibi kıpkırmızı bir... Bülent Yarış'e geçen yapar. Videoları izlediysen Damalı su yılanını yakaladığım yerin hemen üst tarafı. Sinekleri kendi yani 10-20 metre üst tarafı diyebilirim. Daha tarafı. Yılan yastığı diyoruz. Muhtemelen hani bu dünyanın en büyük çiçeği falan denilen çiçek var ya, şimdi ismini çıkaramadım. Onunla akraba bir türlü. Aleykümselam Hasan. Hoş geldin. Oh. Terledim. Biraz önce üşüyordum. Şu anda terledim. Terleyince rahatlıyorum. Kendime geliyorum yani. Hareket halindeyken çok şey göremezsiniz. Bir yere seçip oturmanız lazım. Beklemeniz lazım. Canlılar çünkü sizi sizden daha önce görüyor. İşte bakın. Aykut hoş geldin. İyi akşamlar. Evet. Teşekkür ederim. Yılan yastığı. Şu bitki yaprağından tanıyın. Eren. Merhaba, hoş geldin. Çok kalınlaşacak abi. Burada gölgede kalmış. Ahmet merhaba. Yıldır bir ayı geliyormuş. Steve harika. Steve başkanım. Ne toplarım ama. Ayı ile karşılaşma durumunda kaçmayın. İyi akşamlar Ahmet. İstediğiniz kadar kaçın. Bu yakalamak isterse sizi yakalar. Yat merhaba. Kaçmayın. Yat canım. Kafanızı eğin. Sakin sakin uzaklaşın. Gözlerine bakmamaya gayret edin. Hadi biraz. Ama burasını görmenizi isterim. Harika bir yer. Şöyle güzelliğine bak. Karadeniz gibi. Karşıya geçebilir miyim buradan? Nope. Obsidiyen efsanedir yani. Başka da. Geçtik. Şu yosunlar. Kaya yosunları. Aynen. Ağaçlarına kaplı. Anlatırız bir ara bunu da. Bunlar bana oranın ne kadar eski olduğunu çağrıştırır. Boynunu eğeceksin, kafana eğeceksin. Harika. Gözlerine bakmayacaksın ve yavaş yavaş uzaklaşacaksın ayıdan. Şöyle bir bakın, kışı yastık gibi kaplıyor. Bunlar bence kara yosunu, Aykut. Çünkü şu anda debisinin en fazla olduğu zamanlar falan. Bence bundan daha fazla işte bir karış falan daha yükselir. Buralarda yok. Buralarda yok sadece. Samet aleykümselam. Orada. Ağaçın kökünde. Kök bölgesinde. Tabii o zamanlar bu ağaç da yoktur. Ben görür gibiyim ya. Böyle ayıdan kaçamazsın. Düşünsenize eğrimiş taşlar. Yani kaçmaya çalışsan kaçamazsın. Düşüyor, cos değdiği yerde cos diye ses çıkarıyor, katılaşıyor. Öyle bir zaman. Müthiş bir şey. Beklediğim gibi canlı olarak fazla bir şey göremedik. Balık olduğunu öğrendik. O taşlar üzerine ayrı bir video daha çekeceğim. Bir daha gideceğim oraya. Ekipmanımla beraber. Çünkü hareket halindeyiz. Hareket halinde olduğumuz için bizi görüyorlar ve varsa çıkmıyorlar. Bundan emin değilim. Yüksek ses ayıyı korkutur mu? Veya tehdit mi algılar? Aha, bu kaya sanki ondan mı? Zaman kalırsa bu akşam bir tane makro yayınlayacağım. Uçan tekme. Şimdi güzelliğine bakayım. Olabilir. Ayrı bir dünya. Ayrı bir dünya. Dikkatli bakmayınca göremiyoruz. Bu hayvanlarla ilgili kısmını yayınladım aslında. Evet, bakın burada. Tamam. Bir örümcek türü. Bakın bu örümceği. Üzerindeki polenleri görmesen fark edemezsin. Yapışan polenleri görmeseydim, çam polenlerini, bu ağı fark edemezdim. Bakın torba gibi küre şeklinde. Yağ örüyor. Efe aslında çekemedim ama onu. Bu örümcek parıl parıl parlar. Abdomeni anormal derecede parlak, elmas gibi parlak olanları var bunlar. Madagaskar'dan çekilen fotoğraflarını falan gördüm ben. Bildiğin elmas. Böyle hani işlenmiş, böyle diğer kırmızılı, metalik çok renkli falan ya. Bu o türden bir örümcek. Ve bu elmas gibi parlayanlarından çok küçükler ama. Zaten makro fotoğraf çekenlerin fotoğraflarını inceledim ben. Özellikle Madagaskar taraflarında falan var. Ve bizde de var. Bakın bizde de var. Ben bir tane yakaladım onlardan. Çekemeden kaçırdım. Çok ufak. Ama makro çekimlerde tabii ki çok büyütüyorlar onu. Adam örümceğin gözünde kendi fotoğrafını çekiyor. Düşünün. Geçme. Attı kendini. Oha! Attı kendini yere değerken yakaladım. Dur kız, birazcık çekeceğiz ya. Niye açacaksın? Yılan arıyoruz tabii ki, her türlü can. Engelleyen. Aa. Ama bugün ben aslında semender aradım. Kesebilirsiniz. Evet, şöyle dur. Odaklaması o kadar zor ki. Direktmen arka tarafa odaklıyor. İşte kamerayı kandırmak gerekiyor. O yüzden elimi koyuyorum, elime odaklatıyorum. Evet. Bakın ondan sonra çektiğim zaman odak onda kalıyor. Bu şekilde bakın abdomenini, abdomeninin üst kısmına dikkat edin. Hep altını döndü, alttan çektim. Örümceklerde böyle direkt ayırıcı özellikler yok. Yani yılanlardaki gibi değil. Örümcekleri bileceksin hangi türler zehirli. Zaten insanlar üzerinde etkili olan çok az örümcek türü var. Böyle korkmanıza gerek yok. Türkiye'de yok diye bir şey diyebilirim yani, yok. İnsana ciddi anlamda zarar verebilecek. Ama benim bildiğim ne kadar doğru, ne kadar yanlış, belki yanlış anlaşılmış, başka bir şey sokmuştur. Dedemin baş parmağına örümcek sokmuş ve baş parmağı alınmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Ve yakın zamanda, sanırım geçen sene değil ondan önceki sene sordum ben. Babama ve halama sordum, yani çocuklarına sordum dedemin. Bu sefer örümcek soktuğunda ikisi de hemfikir. İskeleti kapalı örümcek. Bu tip. Bakın. Çerçöp, kelebek. Parça. Çerçöp. Deseni mi iskelet? Yılanlar sığınak olarak kullanılır. Sözlüken dikkat edin. Yok yok, korkmanıza gerek yok örümceklerden. Örümceği tutmayacaksın. Örümceğin iline çıkmasına izin verebilirsin. Hiçbir şey yapmaz. Sığınak olarak kullanabilirler kış döneminde. Büyü zehirli değil. Camel spider falan dedikleri, et yiyen örümcek falan dedikleri, ondan baktık. Kimimiz bu telefona bakmam lazım. Pardon. Toplanırlar. Geceyi bu şekilde geçiriyor. Yuvaya dönmüyor. Bu gövdelerde bir arada şu anda paniklediler benden. Muhtemelen bunlar eve dönemeyecek kadar büyük. Bakın. Bakın yengeç örümceğinin bir türü. Napolyon örümceği falan da diyorlar buna. İnsan yüzlü örümcek deniliyor. Bakın. Harika bir şeydir bu. Harika bir şeydir. Atar kendini, attı ben. Atıyor, atma. Atma, geç. Yerime geldi. Çok güzel. Yine attı. Yine attı. Uçma. Yere düşerse göremeyiz. Niye sessiz konuşuyorum ha? Çok güzel, dur böyle. Çok iyi gören örümcekler bunlar. Bakın şu anda avucumda. Atma. Attı ama gördüm seni. Avucumda. Panikleme, yuvana bırakacağım seni ya. Panikleme. Sadece şu abdomene bakın. Abdomeninde insan yüzü vardır bunun. Yengeç örümceklerinin akrabası bir örümcek. Bu sefer sağlam salladı kendini ve göremedim. Herhangi bir tehlike anında kendini atar. Bakın bunlar var aslında ama bunları göremiyorsunuzdur çoğunuz. Görememe sebebiniz çünkü daha önce hiç tanışmadığınız için. Evet, ben tesadüflerle veya değişik şekillerle tanıştım, gözlemledim ve artık bunların davranışlarını biliyorum. Bakın şu anda yerde kendini atacağını da biliyorum. Evet. O yüzden dikkatli davranıyorum. Evet. Dur birazcık. Şöyle bir abdomenini çekeyim, tamam. Bakın insan yüzlü örümcek derler bunları. İlk görenler bunlara insan yüzlü örümcekler falan diyor. Çünkü abdomeninde resmen kask var, bakın. Harika bir tür. Felaket bir avcı bu. Gelen arıyı ve sineği saniyeler içerisinde felç etmesi lazım. Yoksa debelenmemesi lazım. Debelendiği takdirde kurtulacaktır. Çünkü bir çiçeğin üstünde veya bir yaprağın üstünde avlıyorsun. Her kısım seni, bak yuvana. Yuvan nerede bu arada? Koyalım. Panikleme. Hadi git tamam. Teşekkürler bize bu görüntüleri verdiğin için sana. Doğasında kalsın. Evet. Bu örümcek gibi, bazı kaynaklarda işte Napolyon örümceği diye geçer. Çiçek örümcekleri veya insan yüzlü örümcekler veya yengeç örümcekleriyle akraba bir tür. Nadir bir tür. Kendini atar. Kendini atacağını biliyordum. Attı yakaladım. Ancak bu görüntüleri alabildim. Şu anda da artık zaten nereye atladı bakmadım. Çünkü istediğimi aldım ben çünkü. Görüntü benim derdim. Onların gizemli yaşamlarını incelemek, alıp götürmek falan değil. Rasimciğim iyi akşamlar. Şu çala bakın, şöyle küçük yapraklı. Kara çalı derler buna. Bu çok fena takılır adama. Bakın görüyor musunuz? Tutmuyorum. O beni tutuyor. O sizi tutar. Bunu gördüğünüz kendi zaman çapında zehirli tabii ki. Agalene'de işte avladığı canlıları küçük, öldürecek kadar zehirli. Böyle diğer ağaçların işte yüzüme gözüme. Ama bizde hiç bir etkisi yok. Yani sivrisinek ondan daha tehlikeli diyebilirim. Yüzünüzü gözünüzü kedi gibi tırmalar. Acayip bir şeydir bu. Karaçalı derler buna, bakın. Tutmuyorum, bakın görüyor musun? O beni tutuyor. Çünkü her tarafı dikenlerle kaplı. Ve dikenler de yön olarak diğerlerinden farklı böyle bitiyor. Bu prenses ne yapıyor burada? Prenses ne yapıyor? Agalene'nin Türkiye'deki iki türünden küçük olanı. Öbür tarafa kaçtı. Burada şöyle köpükler görüyorsunuz. Köpük. Bunları muhtemelen kurbağalar falan yapıyor herhalde. Kurbağa yumurtası falan da olabilir bu. Yeşil kurbağa. Evet, bir şey bakın yok. Bunun üzerinde geçen yayında gala yaptım. Yani ilk izlenim yaptım. Şu ilk izlenimde bunu çekimde daha iyi anladım. Böceklerin salgısı falan dediler arkadaşlar. Kesin olmamak ama böcek salgısı falan yeşil değil bu. Kurbağa yumurtası. Yeşil kurbağa yumurtası. Bu şekilde yeşil kurbağa yumurtası olma ihtimali çok yüksek. Şöyle kestim aldım ama ben aynı yere bunu sıkıştıracağım, koyacağım yine. Böyle sanki böyle köpüklü tükürük gibi. Agaleneler kördür. Yani çok az görür veya görmez ama titreşime duyarlıdır. Alana dokunduğu zaman gelir ısırır. Ama zararlı mı değil. Kurumasını engelliyor. Ama normal bakın sadece. Patlayan bir şeyden bahsetmiyoruz. Hava kabarcıkları var içinde. Bunların içinde de en iç kısımda muhtemelen yumurtalar var. Yeşil kurbağa diye düşünüyorum ben bunu. Evet, şimdi bunu şöyle gölge bir yere O. Koyalım. Oradan bakın. Gayet güzel. Zaten tepemizde açtık. Kaldığı yerden devam etsin. Güzel, iyi gidiyoruz. Değişik türler yakaladık. İlginç, güzel bilgiler. Akla gelmeyecek şeyler. Yani ne arıyorsun, ne çıkıyor karşına. Doğa öyle bir şey. Aa, kız böceklerine bak. Şu kız böceğine. Rasim Bekçi'nin kulübesini soymuşlar. Az önce telefon geldi. Yusufçuk'tan fark. Çocuklar görmüş. Bana telefon ettiler. Bekçi tutanak tutsana falan diyor. Nöbetçi sanıyormuş benim. Erhan teşekkürler. Bakın, çok narin Yusufçuk gibi düşünebilirsiniz. Ahmet merhaba, hoş geldin. Harika bir şey. Tripodsuz çekiyorum. Daha uzun kanatları topluyor. Domuzlar normal şartlarda saldırmaz. Yaralı olduğu zaman saldırır. Dikkat edelim. Bir de domuz saldırılarında gergedan gibi düşün. Ağaç arkasına saklan falan, bu direkt dönemez. Harikasın be. Süpersin. Çok güzel. Harika bir örümcek o. Bülent. Doğa boş bırakmaz ya, boş çıkarmaz elinizi. Bakın, Yusufçuklarla kız böceklerinin arasındaki fark. Tamam. Özellikle çok daha narinler. Kanatlarını toplarlar. Uçuşu bile kılar. Yusufçuklara açık düşer şekilde durur. Düşercesine konuyor. Düşüyor resmen, bakın bakın. Yakalamak istesem yakalarım onu, bakın. Elimde şu anda. Bakın. Teşekkürler Aykut, bakalım ona. Teşekkür ederim. Olabilir. Bakın. Daha yeni çıkmış muhtemelen bu yavru. Gel bakalım, gel. Gel kon buraya. Hı? Aferin kızıma benim. Aferin kızıma. Kurbağa. Ağaçlardan polenler dökülüyor. Vay, coşku yaptılar. Coşkular var bu. Gece buralarda şenlik var demek ki. Sesler çıkarıyorlar, birbirlerine yarışıyorlar. Birbirleriyle yarışıyorlar dişileri etkilemek için. Lan ne bu erkeklerin çekisi? Bir tanesi şuralarda. Şu kayanın oralarda. Sesler bunlar. Kitap aslında severim, okurum da bu kitabı bilmiyorum. Erhan. Evet Hasan, maalesef, maalesef. Olmaz olur mu? Kurbağa dolu içeriz. Hala bir tanesini net olarak görmüş değilim ama ilk geldiğimde bir tanesini yüzerken gördüm. Çalı diplerindeler. Bu ötmeler Aynı zamanda bakın titreşim yapıyor orada. Yılanlara da davetiye çıkarıyor. Bülent, yaşa kardeşim sen. Bu çalın işte. Yılanlara davetiye çıkarıyor. Şu yerini belirleyeceğim. Gelen yılan yok. Kafaya benzer bir şey gördüm orada. Çok doğru Aykut. Yani bize işte bazı... Biz de onu görebiliriz. Atasözleri cümlesini kullanmak istemiyorum. Yanlış anlaşılır çünkü. Tekerleme diyelim veya ne bileyim deyimler diyelim. Yanlış. Çok yanlış. Bu önemsemediğimiz deyimler kendi yerlerini deşifre ediyorlar. Bilinçaltımıza işliyor maalesef. Yılanlar için büyük bir... Çocuk yaşta. Deyimler diyelim. Çünkü atasözü dersek atasözü değil çünkü onlar. Güzel bir yere yol yapmış. Bütün hepsi kötü gibi algılanır. Aa, yanlış olur. Güzel bir tünel yapmış. Yağmurdan su damlacıkları da birikmiş altta. Bakın ağın altında da... Bu kara kurtta ben sonradan düşünüyorum. Geçiyor. Bu hayvan buraya yatmıştı. Ezilmemişti. Biraz. Çıkacak mı? Ben durduktan sonra geçen kamyon bilerek üstüne kırdı. Kırdı yani, üstüne kırdı, ezdi. Çıkmadı. Öğrencilerim de izlemiş bunu. İşte köyde yaşayanlar var. Yani yalan da söylemez benim öğrencilerim. Rahatlardır benim yanımda. Hocam diyorlar biz de gördüm, yılan gördüğümüz zaman izliyoruz diyorlar. Böyle bir şey alışmışız diyorlar. Yani babam da gördüğü zaman izliyor diyor. İşte bunlar Aykut Bey'in söylediği şeyden kaynaklanıyor. Bilinçaltımıza böyle deyimlerle işlenmiş ama çok yanlış. Ve doğamız gitgide köreliyor. Yo, ağaç ağacımış o ya. Zeytin zannettim. Şu bir şeyi görünce bakın tanıdım. Ahlatlar bakın çıkıyor ufak ufak. Şurada bir tane taş atmışlar. Ve taş da dalların arasına sıkışmış kalmış. Bakın oraya yer yapmış. Ahlat. Bu ahlat ağacının ahlatını yiyorlar. Reçelini falan da yapıyorlar. Böyle bir ağaç burada. Bunu da tanıtmış olalım. Yaprağına bakın tanıyın. Yaprak bu şekilde. Gövde bu şekilde. Yosunlanmış, bayağı bir yaşı var bunun. Yosun kaplamış her tarafını. Ve kurumuş bazı dalları. Yosun kurutuyor bunu. Her zaman olduğu gibi bazı şeylerin, her şeyin hatta değerini kaybettikten sonra anlıyoruz. Bakın şehrin gürültüsünden, patırtısından yaklaşık yarım saatte bir yere geliyorsun ve orada gelirken başım ağrıyordu. Kendimi iyi hissetmiyordum evde otururken. Şu anda geldim, bakın hava sıcaklığı böyle çok sıcak olan değil. Normal, makul. Ne terletiyor ne üşütüyor. Öyle bir hava var. Yaklaşık 18 derece falan şu anda. Terledim ve ne baş ağrım kaldı, ne herhangi bir şey kaldı. Gayet iyiyim. Ama her videoda olduğu gibi bunda da size birkaç bir şey göstereceğim. Şu otlar bakın, doğa öyle bir şey ki şu otlar kapatmış bu kiripası, içeride gübre yığınları falan. Gübre yığınlarına bir şey demiyorum, organik bunlar. Bunları kuruduktan sonra bunu alıp satacaklar. Yakıyorlar şu anda, buna yakma derler, gübreyi yakarlar. Hemen taze gübreyi bitkilere verdiğin zaman bitkiyi öldürürsün. O yüzden yanması için böyle yayarlar gübreyi. Bu yanar, kara gübre haline dönüşür. Ondan sonra toprağa verirsin. Direkt toprağa vermezsin. Şimdi bunun dışında bakın hemen şöyle çeviriyorum kameramı ve karşı tarafta hem gübrelerden hem de yayıntılardan, pisliklerden görüntüler vereceğim. Bu çevresel duyarlılığımız gelişsin istiyorum. Mesela şu zoomlayayım oraya. Adam gelmiş. Tamam mı? Gayet güzel. Hiç sıkıntı yok. Buna hiçbir şey demiyorum bakın. Şunu gördüğünüz zaman tepki göstermeyin. Hayvancılık yapıyor. Hayvanlarının dışkılarını, işte gübre diyoruz ona, buraya dökmüş. Ama bunu buradan alacak. Bu değerli çünkü. Bu burada şu anda yanıyor. Bir iki sene böyle yandıktan sonra, tamam mı? Bu tamamen kara gübreye dönüşecek ve bunu buradan alacak. Şurada bakın. Şurada. Hemen çevirdim. Zoom'u da düşürelim. Evet. İşte şurada mesela almış bakın. Buraya muhtemelen döktü. Buradan geçtim ben ezeler. Geçen sefer geldiğimdeki kayıtları. Toprak da almış, aza benziyor burası. Artık neyse buradan alınmış. Ama şunun hemen üstündekiler bakın, bunlar ciddi anlamda çöp. Doğaya hiçbir faydası olmayan ciddi anlamda evsel atıklar ve inşaat atıkları. Yani şöyle görün bakın neler var içinde. Molozlar kırılmış, hatta şurada şunda yılan aradım işte. Hadi bu da çamur oluyor bilmem ne falan diye döktüm diyelim. Yola döktüm diyelim ama burası yol değil. Bakın burası, hiç kimse kimseyi kandırmasın. Burası resmen ormanın içi ve çöpünü almış buraya vatandaş dökmüş. Hemen şöyle devam edeyim bakın. Şeyin içinde hayalet gibi bir sürü çöp yığınlar. Şurada bakın, ağaçların içerisinde çöp yığınları. Hemen kafamı kaldırıyorum. Bakın şöyle bir güzellikle karşılaşıyoruz. Devasa ağaçlar. Dışarıdan çöpleri görmeden, şöyle yeri çekmeden, böyle çektiğin takdirde bakın yağmur da yağdı. Canavar gibi bir doğa. Harika bir doğa. Ama birazcık detaya indiğin takdirde maalesef biraz önce gösterdiğim çirkinliklerle karşılaşıyorsunuz. İşte. Tek bir araba sesi yok. Bakın biz şehirde yaşayanlar, şöyle kendime çevireyim. Şehirde yaşayanlar farkında olmadan böyle bir gürültü kirliliğine maruz kalıyoruz ki artık kulağımız alışıyor. Burun tembelliği vardır, kulak tembelliği var mı bilmiyorum. Pis kokuya da alışırsın. Mesela çok kötü kokan ortamlarda çalışan insanlar belli bir zaman sonra bu kokuya alışırlar. Koku tembelliği denir buna. Seste de öyle. Anormal derece sese maruz kalıyorsun. Gece gündüz sabaha kadar şehrin içerisinde. Ve bu sese artık alışıyorsun. Yani normal gibi geliyor sana. Ama beyin ve bilinçaltın bunu devamlı algılıyor. Bugün anlattım. Ve beyin devamlı. Bugün de başka bir sınıfta yine anlattım bu konuyu. Bugün boş günüm. Evden çıkmadığın takdirde hasta gibisin evin içinde. Yatıyorsun, kalkıyorsun falan, bir yorgunluk. Hatta evden çıktığımda ya niye çıkıyoruz ki falan, hep yatma isteği, böyle yorgunluk, halsizlik hatta falan. İkisi olsun. Ama şu anda o kadar iyiyim ki. Yani o kadar dinlenmiş hissediyorum kendimi. Terledim, gittim şurada işte şu dere var orada. Derenin bir diğer tarafından öbür tarafa atladım. Oradan böyle geldim falan. Çok fazla bir mesafede değil yani, taş çatlasa yürümesi işte ne olsun, şurası 300-400. Teşekkürler Candaş. 500'de böyle olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Yani bir kilometre daha bile yürümüş sayılmam. İyi akşamlar. Ama kendimi iyi hissediyorum yani, dinlendim, beynim dinlendi. Kuş sesi, kurbağa sesi, dere sesi. Bu Tarık hoş geldin. Geçenlerde şeyde anlattım, hatta fizik onlarda anlattım. Mesela bir gitar sesi, o da ses. Ama bir ne bileyim inşaatta çalışan hilti diyorlar buna, kırma aleti. Bunun sesini düşünün. Bir tanesi hoşuna gidiyor, bir tanesi hoşuna gitmiyor, rahatsız ediyor. Neden acaba? İkisi de ses. İşte bir tanesinin melodisi var. Yani müzik olanın dalgalarına baktığın zaman ritmik, belli hareketler, bir grafiği var onun. Bu grafiğe baktığın zaman aynı hareketin tekrarladığını görüyorsun. Mesela şöyle bir tavan yapıyor, gidiyorsa bir daha tavan yapıyor. Tınısı var. Ama Hilti'de bir düzen yok. Dalgalara bakıyorsun, dalga grafiğine bakıyorsun. Karma karışık. İşte bu karma karışıklık insanı rahatsız ediyor. Tınısı yok. Bir melodisi yok. Dolayısıyla işte doğada mesela düzenli akan bir dere sesi var burada bakın. Düzenli müzik gibi. Arada şey yapan işte kuşların zaten bir melodisi, bir tınısı var. Ondan seviyoruz onu. Yine kurbağalar arada sırada sanki işte orkestranın içerisinde davulun bir iki defa tınlaması gibi bir şey yapıyor. Dolayısıyla doğada bir müzik, bir ahenk var seste. Bu bizi dinlendiriyor. Ama onun yanında şehirde işte envai çeşit arabanın çıkardığı ses, gürültü. Bu işte gürültü oluyor, ses olmuyor, melodi olmuyor. Bu bizi yoruyor. Bu yüzden bizim böyle arada bir doğaya kaçmamız lazım. Ben bugün bir şey bulamayacağımızı tahmin etmiştim. Yine bulduk. Yine bulduk. Hatta benim uzun süredir aradığım örümceği buldum. Yengeç örümcekleri türünden bir yerde bunu Napolyon örümceği diye okumuştum. İnsan yüzlü örümcekler. Abdomenin üstünde maske gibi, insan yüzü maskeleri gibi böyle maske tipi vardır. O yüzden insan yüzlü örümcekler falan da derler ona. Kırmızı desen üzerinde, kırmızı zemin üzerinde siyah desenli. Ondan gördüm bir tane. Bir tane kız böceği çektim. Bir tane yine bu küre şeklinde, böyle top şeklinde çok narin ağlar ören bir örümcek var. Onun abdomen kısmının üstten çekemedim ama alttan falan çektim. Çektik yani, güzel, iyi, fena olmadı. Artık yavaş yavaş dinlenip ondan sonra da dönüş moduna geçeceğim. Bakın burada şimdi ben kendi bilgilerimden şey vereceğim size. Şurada mesela bir mangal yapılmış. Vatandaşlarımız gelmişler. Burada mangal yapmışlar. Kül var yerde. Şimdi bu külün bir zararı yok arkadaşlar toprağa. Şimdi insanlar bunu kir olarak düşünebilir, çöp olarak düşünebilir. Hiçbir zararı yok. Evet, bunlara dikkat edin arkadaşlar. Eskiden mesela, bakın, farklı bir şey söyleyeceğim orada. Deterjan icat edilmemişken bu... Evet, konuşacağım bu konuda. Sesli cevap vereceğim. İnsanlar işte çamaşırlarını falan yıkardı. Peki bu ne anlama geliyor? Biz çamaşırları neden deterjanla yıkıyoruz? Deterjanla yıkamamızın sebebi, ağzımda kalmışız. Deterjanla yıkamamızın sebebi baz içermesidir. Baz. Bakın baz toprakta iyi bir şeydir. pH değeri falan derler ya, baz olması iyi bir şeydir. pH'ı 8 gibi falan oluyor işte herhalde. Toprağın bazik oluşu iyidir. Asidik olması kötüdür. Hatta asidik topraklara kireç falan dökerler. Asitliğini düşürmek için. Yani burada işte adam mangalını yapmış. Külümü ne yapacağım? Külümü koruma alayım, eve mi götüreyim? Hayır, eve götürmeyin. Onu düzgün bir şekilde söndürdükten sonra doğaya bırakın, karışsın. Bu yararlı. Hatta eskiden mesela odun, kömür falan kullanırlarken yandıktan sonra kömürler tarlalara, bahçelere dökülürdü. Bu işte gübre gibi düşünüyorlar insanlar, onu değil. Aslında toprağın bazikliğini arttırıyorsun, bazlığını arttırıyorsun. Böyle de bir bilgi vereyim. Bu yüzden böyle gördüğünüz mangal atıklarına falan kızmayın. Tabii ki görüntü olarak iyi mi? Hayır. Bunu daha uygun bir yere dökülse daha hoş olurdu. Külünüzü tamamen söndürdükten sonra görmeyeceğiniz bir yere dökebilirsiniz. Dökün. Doğaya katkı yapmış olursunuz. Ama plastik kesinlikle bırakmayın. Kesinlikle. Plastiği bırakmayın. Organik şeyler yine kısmen bırakılabilir. Bakın birazcık artık şey yapmaya çalışıyorum. Yani alın götürün hepsini dememeye çalışıyorum. Bırakın, tamam, organik olan, çürüyecek olanları da bırakabilirsiniz. Yine görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde. Ama plastik olan her şeyi alın, pis şehirlerimize götürelim. Doğada bırakmayalım, buralarda bırakmayalım. Beton, plastik, bunları kesinlikle doğada bırakmayalım diyorum. Hadi bakalım. Bakın, gübre burası. ağaç gübresi. Şunların büyüklüğüne bakın. Ofa! Yılan mısın be mübarek? Şuna bak ya. Şuna bak. Şu bak. Oha. Buradan çıktı. Şuradan giriyor, şuradan çıkıyor. Uhu. Oha. Bu ne lan? Ana. Şuna bak. Çık bakayım, çık. Kaçıyor. Yılan beklerken dürtükliyorum, bakın nereden çıkıyor. Bakın toprak solucanları. Bu acayip. Şuna şey bak lan. Ana, iki karış oldu. Bu resmen 50 santim uzadı. 30 santimden fazla oldu. Şunlara bak. Bunlar toprak için o kadar yararlı ki. Şurası geçsin, bir şey anlatacağım. Yol çıksın. Nereye gidiyorsun? Of, bu daha fena. Bu daha fena. Şundaki boya bak ya. Bakın ayağımdan karşılaştırdım. Tam şu kadar. Tam şu. Dizime gelecek neredeyse. Şöyle şu kadar. Boya bak. Toprağa normal derecede faydası var. Yarım metre. Abartısız söylüyorum, yarım metre. Konuşayım onun üzerine. Konuşacağım, hatta onunla ilgili ayrı bir video yapacağım. Olmaz böyle bir şey. İşte gübre bulmuş burada. Şuna bak ya. Ayakkabımı koyayım şöyle yanına, bakın. Aynen. gel. Toplandığı zaman kısalıyor. Ne oldu? Öfkelendi. Sen de gel. Yakın bunlardan üreme yerleri, boyak yerleri. Avucuma sığıyorlar. Öbür parçayı da kaldırabilsem de vardır altında. Durun bakayım, siz burada bunu da kaldırın. Kırılıyor. Burada da var da ufaklı. Siz gelin benden. Küçük bunlar. Yani küçük yine bizim gördüklerimizden büyük. Ama devlerin yanında küçüktü. Ulan. Hadi neyse. Vazgeç. Hadi. Benim bahçedeki çiçeklerin hepsinin içerisinde 5-10 tane solucan vardır. Yolda buldum, alırım, getirin, eve atarım. Yağmurlu havalarda, yollarda böyle boğulmak üzere olanları toplarım, alırım, getiririm. Hadi geçin buraya. Saksıların içine koyarım. Hadi bakalım. Elimi yıkayayım ben de. Görkem uyuyor tabii ya. Araba sesi. Ama hafta sonu boş verin. Hayret. Araba gelecek galiba. Vallahi çocukluğumdan beri bu kadar büyüklerini görmemiştim. Erhan'cığım, görüşürüz. Bunun içinde iyi akşamlar. Böcekler de var. Yılana zoomladığım zaman görmüştüm. Kesinlikle yok. Faydası var. Neyse, hadi bakalım. Yılanı göremedik. Önümüzden bir tane geç. Evet, yola çıkıyoruz. Burada anlatayım bir şeyler. Şöyle şunun sesini, ama su sesi de gelsin istiyorum yani. Vay be. Burasını bir indiriverse güzel. Benim çocukluğum köyde geçti. Hala ben köyde yaşıyorum diyebilirim. Yani iş hayatım İzmir'de, şehirde olduğu için sadece İzmir'deyim. Yani 4 ayım yine yaklaşık 2 ayım temizinden 2 ayım yine köyümde geçiyor, Çanakkale'deki. Şimdi gördünüz mü bilmiyorum. Böyle kıyma makineleri vardır böyle. Kıyma makinelerinin devasa olanlarını düşünün. Traktora işte bağlanarak çalışanlarından bunlarla salça çıkarılırdı benim çocukluğumda. Bakın arkadaşlarım, şimdi isim vermeyeceğim, marka dava açarlar bana çünkü. Biz yaklaşık 40 sene falan, yani ben 40 senesinin hepsini görmesem de benim ailem 40 sene kadar domates yetiştirdi. Çanakkale domatesini bilirsiniz, meşhurdur. Domates yetiştirdiler. Ben de bunun yaklaşık işte 20 senesini falan gördüm, bakın açıkçası. Çok domates topladık, hatta günde kamyon sardığımız oldu. Şimdi bu domateslerin bazıları işte yamuk olur, tamam mı? Piyasa deriz biz. Yani şu anda işte pazarlarda falan gördüğünüz piyasadır. Piyasa malı derler yani. Çiftçi diliyle konuşuyorum. Bir de böyle yamuğu, çarpı işte bir uzuvu çıkmış. Böyle fotoğraflarını çeker koyarlar ya, böyle çok acayip böyle şeylere benzetirler. O tip olanları veya bir tarafında bir kurt deliği vardır. Aslında orasını kes ye, diğer tarafı taş gibi sapsalam domatestir. Bunları salça yapımı için daha ucuz fiyata, normalde verilen fiyatın 1/3'üne falan verirsin. Böyle toplarsın, atacağına oraya verirsin. Onları koyardık biz çocukluğumda. Yolun kenarından gelir alırlardı kamyonlarla. Bakın açık söylüyorum. Onlar ne olurdu biliyor musunuz? Yanımdan günlerce geçiyorum. Bu bizim kasalar burada duruyor. Bu kasa, şöyle bir kasa düşünün. Çürür. İçinde kapkara bir balçık kadar. Kapkara. Ondan sonra gelirlerdi kamyonlar. Bunları alır götürürlerdi. Ve işte değişik şeylerde kullanırlardı bunu. Bunu sonra ben düşünüyorum, yani bunun neyini kullanıyor? Hiçbir şey kalmadı ki. Kasa çöktü, bir çürüdü hepsi. Bunun aromasını kullanıyorlar. Aroma. Yani kokusunu kullanıyorlar. Anlatabildim mi? Şu anda meyve suyu falan değil. Gerçi şu anda çok daha iyileri gidiyor bakın. Biz domatesciliği bıraktık. Çok ağır bir iştir. Yani domates işi çok ağır bir iştir. Benim hayatım, çocukluğum, gençliğim kasa kaldırarak geçti. Böyle 20 kiloluk kasalar vardı eskiden. Tahta kasalar. Şu ellerim bu tenekelerle kıyıları kesip olurdu falan. Yok. Tukaş değil, daha tanınmış markalar vardır. Hatta bu marka şeydir. Böyle bu şeye vermek o anlama gelir falan. Neyse. Bir de kendi çapında yapanlar vardı böyle. Bu salça işini yapıp satanlar vardı. İşte adam tenekeden bir şeyler yapmış, böyle kıyma makinesinin büyüğünü yapmış, traktöre bağlamış. Ona götürürdük, oradan çıkarttırdık. Bakın olay ne biliyor musunuz? Nasıl söyleyeyim size? Kaç metrekare? İşte 10 metrekarelik bir çuval düşünün. Bez bir çuval. Bezden yapılmış bir çuval düşünün. Kıyma makinesini, devasa kıyma makinesini ağzına bunu bağlıyorsun. Saat 12 oldu. Ağzına bunu bağlıyorsun. İçine kürekle, traktörden ne varsa langur atıyorsun domatesleri. Bu kıyıyor. Bu torbanın içerisine böyle suyunla beraber bangır langır akıyor. Bu çuval şişiyor. Nereden baksan yerden böyle 1-2 metre yükseliyor, doluyor. Şu anda dönün odanıza bakın, böyle bir odayı böyle, tamam mı? Çuval gibi düşünün. 10 metrekarelik normal orta boy bir oda. Orada şişiyor suyu ve domatesleri işte. Bir kabukları ayrılıyor. Ondan sonra bu süzülüyor ve toprağın üstünde. Solucan maceramdan geldi. Bunu yaklaşık işte yaz sonunda falan 1-2 hafta bu su inmesi için iniyor, yavaş süzülüyor su. Her taraf böyle artık böyle bitkiler falan kuduruyor. gerçekten o bölgedeki bitkilere falan bakıyorsun, normal bitkilerden çok daha farklı, çok daha devasalaşıyor. Şey suyu geliyor, domates suları falan geliyor, besin çünkü onlar. Ondan sonra bu salçaları geliyorlar, bu besin içinde, çuvalın içinde salça birikiyor. Bu salçaları alıyorlar ve değerli bir salça arkadaşlar. Neyse, bir defa bu alınırken denk geldi. Tamam, bu çuvalı kaldırıyorlar. Çuval yere yapışmış, salçayı aldılar, artık birisi yerden kazacaklar. Abartısız söylüyorum, 1 metrenin üzerinde ve kalınlığı 2 parmağım, yani yılan zannettim ben. Kocaman bir solucan çıkmış, devasa. Salçayı yemiş bütün yaz boyunca, devleşmiş. Yani bunlar ne ki? Bakın bu gördüğümüzün neyi diyeyim ben size? Gördüğümüz bu 50 santimlik falan cüce kalır onun yanında. Anormal kalın ve anormal büyük. Yılan gibi bir şeydi. Yaklaşamadık yanına solucan. O derece gördüm. Eğer çocukken abartmıyorsam, gözümle gördüğümü anlatıyorum bakın. Yani bu solucan o yüzden bana çok fazla büyük gelmedi. Ama son zamanlarda işte gördüm, bahçemde gördüm falan, normalde bahçemde de böyle şu kadar falan görüyorum yani. 20 santimlik falan uzayınca görüyorum da bu 50 santim oldu, bu biraz daha babacandı. Benim bu eski şeyimi getirdi aklıma. Salça çuvalının altından çıkan solucanı getirdi. Yani bu solucanı tavuk mavuk yiyemezdi bence. Yani o derece büyüktü. Aynen öyle. Hem biz kere diyoruz, hem de doğa kesinlikle kirlenmemiş oluyor. Aklıma geldi. Ya bu hayvanlar şeyi seviyor, besin. İşte burada biraz önce kaldırdım, videoda kaldırdım olayda şeyler. Evet. Buraya gübre gibi bir şey dökmüşler. Talaş gübre, fark etmez, talaş da aynıdır. Bitkisel gübre onlar da. Çürümüş, oraya bir de şey kapatmışlar. Üstüne bir sunta gibi bir şey koymuşlar. Ben bu suntayı geçen gelişimde de asıldım, çıkaramadım. Bunun altına bakmak istedim bu sefer. Girmiyordu, yan taraftan oydum, parmağımı soktum, asıldım, kırıldı. Kırıldıktan sonra orada termit çekmek istedim aslında, bir yenme gördüm. Termitler yemiştir, termit bulabilirim falan mantığında. Biraz daha zorladım falan. Termit değil, altından solucan çıktı, iyi oldu. Aslında solucanlar üzerine ben video çekmek istiyordum. Ama bakın bu gübresi yapılan solucan, bu solucan değil arkadaşlar. Bu halkalı solucan dedikleri. Bunu biliyorum ben. Biraz daha kırmızı oluyor bu. Daha küçük. Böyle üzerinde çizgileri falan var. Bizim öğrencilerden birkaç tanesinin onu yaptığını düşünüyorum ben. Bana hatta verelim sana hocam falan gibilerinden söyledi de yerim yok burada, İzmir'de yerim yok. Çok güzel bir dönüştüreceğim. Solucanları şeylerle beraber düşünün. Saprofitlerle beraber düşünün. Saprofitler çürükçüller. İşte sinekleri mesela, sinekler zararlı mı? Zararlı, evet. Mekanik taşıyıcı. Sinekler normalde kendileri mikrop üretmiyor. Ama pis orta, hamamda ölecek böcekler de aynı. Bunlar normalde kendileri mikrop üretmiyor. Ama şu anda mesela dünya çapında yapılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmalarda bakıyorsunuz. Dünyada en fazla insan ölümüne sebep olan canlılar arasında sinek başı çıkıyor. Neden? Uçabiliyor. Uçabiliyor. Değişik mekanlara konduktan sonra uçup daha kısa sürede her türlü yere ulaşabiliyor. Bütün bu hamam böcekleri uçamıyor. Uçan türleri de var ama çoğunlukla pis ortamlardan sonra direktman, yani dar bir çevreye etkiliyor. Sinek her tarafa etkiliyor. Mekanik taşıyıcılar, yani kendileri ölümcül değil, taşıdıkları ölümcül. Ölümcül olanlar aslında bakın insanın aklına ne gelir mesela, ben çok şey yaparım, takipte eder bana. Aleykümselam, hoş geldin. Ondan sonra tamam, işte ne beklersin? Köpek balığı dersin, fil dersin, işte su aygırı dersin, timsah dersin falan, yılan. veya hadi bilenler, biraz daha bu konularla ilgilenenler deniz anası, kurbağa falan der. Hayır hayır arkadaşlar. Şu anda ilk sıraları çeken insan ölümlerinde, dünya insan ölümlerinde ilk sıraları çekenler sinekler başı çekiyor. İşte sinek türleri, değişik sinek türleri başı çekiyor çünkü bunlar mekanik taşıyıcı. Yani öldürenler yine mikroorganizmalar, yani mikroplar ve o hastalıklar falan. Taşıyanlar ölümcül gözüküyor. Anlatabildim mi? O şekilde. Dönüş yolundayım şu anda. Witbase'i anlamadım, arka planda farklı sesi. Ha var, videonun sesi var. Ben şu anda üstüne konuşuyorum, kısmıştım biraz ona. Şimdi ben kendimi... Tabelalara ateş etmekte moda aslında. Tabelalara ateş ediyorlar. Çoğu tabelada kurşun veriyor. Şiravlayamayan tabelaya yazdı. Hedef yapıyor işte. Ya bugün bir paylaşım, belki daha önceki bir paylaşımdır. Bugün bana karşılık şey geldi, denk geldi. Ben doğru olduğuna inanmadım onun. Yani üstüne yıldırım düşmüş de üstüne yapılan yorum gibi falan düşündüm. Adıyaman'da 400 yıllık bir ağacı yakmışlar diyorlar. İşte yok efendim şeytanmış da bilmem neymiş de, ben zannetmiyorum. Bizim Anadolu insanımız ağaca mağaca şey değildir ya, böyle şeytan meytan niye desin, ağaç niye şeytan olsun ki? Bence bunu işte bir yıldırım düşmesi olayı falan bu. Onun videosu çekilmiş, üstüne böyle abuk sabuk yorum şey yapıp, ama baktım birkaç yerde de var yani. Birkaç yerde de haber olmuş, video olmuş falan. Ama yine mantıklı yorumlar yapılmış. Niye sen videoyu uzun uzun çekene kadar bunu söndürmeye çalışmıyorsun? Hadi su yok, niye toprak atmıyorsun gibilerinden falan şey yapmışlar. Yorum yapmış insanlar. Bence çok doğru. Bu şey hakkında bir bakın. Adıyaman, yanlış hatırlamıyorsam Adıyaman Bunun ilçesini de biliyordum. Dut ağacı, 400 yıllık dut ağacı yandı gibi bir şeyler yazın Google'a çıkacaktır. Ben öyle düşünmüyorum ya, bu kadar cahillik olmaz. Hayır hayır, bu kadar olmaz. Yani ağaca işte sen 400 yıllıksın sen şey, aksine bizde büyük ağaçlar kollanır. Mumlar falan, adaklar falan adarlar yani. Kutsallaştırırlar. Bu da yanlış yani, ağacı kutsallaştırmak da yanlış. Ama öyledir yani, bizde doğaya karşı normalde bizim dinimizde vardır doğa sevgisi. Ama işte böyle haberler, bu doğruluğuna ben inanmıyorum ya. İnanmak istemiyorum hele. Evet, dut ağacı. Evet evet, bu haber. Evet, bu haber. Aynen aynen. Tamam, bu haber. 400 yıllık ağaç. Tüylerim diken diken oluyor ya, bir ağaca şeytan demek kadar mantıksız, bu kadar bir... Ben bunun doğruluğuna kesinlikle inanmıyorum, inanmayacağım ben. Bu saptırma, bence de saptırma. Olur mu öyle şey? Bizim orada bir salbaç ağacı vardı, o da işte bilmiyorum kaç yaşında ama İçinde böyle mağara vardı resmen. İçinde mağara gibi bir şey vardı. İnsanlar dilek milek, çaput maput bağlarlardı, işte bir şeyler dilerlerdi. Yine aynı şekilde şeyde 1000 yıllık bir ağaç var. Bu işte bu çekimleri yaptım köyün hemen 2-3 kilometre yan tarafında, Kaynaklar köyünde. Orada da bir yine meydanda bir ağaç var. İnsanlar seviyor, sayıyor, kolluyor onu. 400 yıllık diye niye yaksınlar? Öyle yok, bu haber bence ilk yapan kimse orada yalan söylemiş. Aleykümselam. Evet. Bitti arkadaşlar. Benim bu akşam için ayarladığım video buydu. Yani ben bu haberi Aykut Bey, emin olun, yani söylenenin dışında bir şey olduğundan eminim diyebilirim. Yani içine şeytan girmiş ağacın da falan. Bizim Türkiye'de böyle bir insan yok yani. Ağaca şeytan diyecek bir insan ben düşünemiyorum. Ha şimdi kalkıp da şey derler işte, o oluyordu, bu oluyordu, bu niye olmasın falan. Hayır hayır, bu kadar değil. Bu ağaç ya. Ben ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Tamam, yanlış şeyler olmuyor mu? Oluyor ama bu haber bence yanlış. Bu yıldırım düşmesine benziyor. Yıldırım düştüğü zaman çünkü o tip yangınlar çıkabiliyor. Tam gövde kısmında. Ki bu ağaç kurtarılırdı. Bakın burada ağaç iç tarafından yanarken, tamam, buna müdahale edilse, ağaçlar çünkü dış kabuklarınla beslenir. Ana gövde sadece ayakta tutmak içindir, iskeletidir. Bütün beslenme kabuktan olur. Bir ağacı kurutmak istiyorsan, tamam mı? Neyse, bunu çok detay şey vermeyeceğim. Ben bu kadar olacağını düşünemiyorum ya. Bu... Yo yo, kapandık biz. Kapandık. Yukarıda bir arkadaş bir soru sormuştu. Önemli bir soruydu. Bakın şunu cevaplayayım. Hobi diyorlar bu olaya. Yani hayvanları besleme olayı. Benim düşüncemde ufak tefek değişmeler oldu. Neden oldu? Boğa yılanı da gördüm ben Türkiye'de. Boğa yılanı da gördüm. Yani var. Neye karşıydım ben? İşte ekosistemi bozacak türler gelip de, tamam mı, nasıl şey olacak? Bunların kontrolü nasıl olacak? Bu konuda bir tereddütüm vardı. Ama çok bilinçli arkadaşlar var. Bakıyorum ben, tamam mı, işte sürüngen dostları falan teknik çalışıyorlar. Artı öyle bir sektör oluşmuş. Karınca çiftliği var. Bir ara bir polemiğe girdik falan. Sakın zannetmeyin bu polemikler yetişkinler arasında olur. Oldu, geldi, geçti, o bitti o olay. hobi olarak ya şey niye olmasın? Bu mantıktayım. Ama her zaman da doğa canlıyı doğada güzel. Ya çiçek nasıl doğada güzelse canlı da doğada güzel. Bu olayı çok fazla yükselttiğimiz takdirde bir ticarete dönüşüyor. Ticarete dönüştüğü zaman da birileri bir yerlerden bir şeyler koparıp alma ihtiyacı duyuyor. Yani şimdi ben şunu şöyle anlıyorum. Benim videoları seyreden öğrencilerim direktmen bana kalkıyor veya öğrencilerim de değil, direktmen buradan daha fazla geliyor. Bir şey buluyor. Hatta burada birkaç tane resmini yayınladım. Gönder bana dedim. Bakın gönder bana, gönderse salacağım. Hayır göndermiyor. Neden? Para eder mi diyor soruyor. Ben nereden bileyim para eder mi? Değişik bir türü. Mesela bu şeyin hiç unutmam onu. Hatta bir ara kapak resmim yaptım. Erosüs örümceğinin erkeğinin maça, hani bu iskambil kağıtlarında maça papazı vardır ya, o desende abdomenli beyaz zemin üzerine siyah abdomenli bir türünü bulmuş. Çok belli bu Erosüs erkeği ama ben hiç görmedim. Hemen kaç lira eder? Yani buna desen ki, kusura bakmasın bu arkadaş bu videoyu seyrederse, işte 10 lira. 10 lira olmaz. 100 lira. 100 lira 120 verecek ya. Böyle bir şey yok. Yani salmal dedim ama olaya neden böyle para gözünle bakıyoruz anlamıyorum. Yani sen özel bir tür bulmuşsun. Mesela belki ilk defa bulduğum bir şeydir bu. Belki kaydı yoktur. Buraya kalkar adını yazdırsın ya. Buradan 100 lira para almanın ne anlamı var? Bana 100 lira ki bunu başka birine gönderse kapar biliyor musunuz? Belki 200'e de kapar. Ama kıymeti yok. Yani doğada kendi yetiştirmediğim bir canlıyı yakalayıp satmak bana çok anormal geliyor. Yani hobi olarak. Evet tamam üretilebilir. Dünyada da yapılıyor doğru. Mesela Uzak Asya taraflarında böcek ağırlıklı. Şeylerde Avrupa tarafında daha çok sürüngen ağırlıklı besleyenler var. Bizim kedi köpek beslememizden de farklı değil aslında biraz da bakınca. Şu anda mesela bakın geçenlerde bir haber okudum. Rakamı da yanlış verebilirim. Bilmem kaç bin tane mi milyon tane mi Avustralya kediyi öldürme kararı vermiş. Bunu paylaşan da bir doktor arkadaş. Yani çok ciddi doğa sever. Hatta ismini şu anda çıkaramadım. İzmir'de bir doktor arkadaş gerçekten de doğala içli dışlı olan, doğa üzerine çekimler yapmış falan bir arkadaşımız, abimiz diyelim. Bu yayınlıyor ve üstüne de açıklama yapmış. İşte şöyle yapılmasın, öldürülmesin falan mücadele ediyor adam. Yine diyor ki işte öldürülmesin, kısırlaştırılsın, şu olsun, bu olsun. Avustralya'da çünkü kediler ciddi anlamda ekosistemi bozdu. Oraya ait bir canlı olmadığı için tamamen ne oluyor? Tabii ki o oradaki ne der, endemik türleri yok etmeye başlıyor. Ve sadece kedi değil. Ama haber kedi üzerine olduğu için kedi. Demek kediyi almaydı. İnşallah yanlış bir karardır bu. Şeydir, haberdir. Eğer öyleyse gerçekten ciddi bir facia. Yani bir sürü bir kediden bahsediliyor bakın. Ama işte bunları söylemek çok tehlikeli biliyor musunuz? Yani şu anda benim söylediğim şu kelimeleri söylemek gerçekten çok tehlikeli. Çünkü bizde hayvanseverlik kedi köpek sevmekle sınırlı. Kedi ve köpek sevmekle. Ama belli bir türün çok fazla üremesi de doğal dengeyi bozuyor. Çünkü bizim elimizde büyüyor. Bizim elimizde çoğalıyor. Bunun aşılarını yaptırıyoruz, şey yaptırıyoruz, onu yaptırıyoruz. Bunu anormal derecede üremesine sebep oluyoruz. Ve neticede bakıyorsun, diğerlerinin aynısını yapmıyorsun. Diğerlerini öldürüyorsun, bilmem ne yapıyorsun, itiyorsun, kakıyorsun. Belli bir türün anormal derecede çoğalmasına izin verdiğin zaman bu diğerlerini zaten yok ediyor. O yüzden kendi haline işte ben evdeki beslemeciliğe belli ölçülerde bu yüzden karşıyım. Benim evimde de var ama onun çatışmasını biz yapıyoruz evde. Hayır. Kısırlaştırmak gerekiyor. Kısırlaştırmak da tartışılır. Yani bilmiyorum ya, bu konu çok çetrefilli. Ama yapılıyor mu? Yapılıyor. İyi yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Bakıyorum mesela bu akşam ben sürüngen dostlarından tamam bir video seyrettim. İşte canlıya altlık nasıl yapılır? O kadar titiz davranıyorlar ki şunu kullansak böyle olur, bunu kullansak, havlu kullansak yapışıyor falan gibi. Yani bu insanlar doğayı sevmiyor değil. Bayılıyorlar doğaya. Ama işte ufak tefek şeylerimiz var, farklılıklarımız var. Onun dışında süper insanlar hepsi. Tamam. Bu soran arkadaşım Red sormuştu sanırım. Red bana sana da cevabım bu olsun. Kesinlikle yapılabilir. Yapabiliyorlarsa helal olsun ama şu daha güzel bakın. Burada işte ormanın içerisinde ne bileyim canlıyı yaşatabiliyorsan mesela orada geyik koşsa fena mı olur? Şuradan önünden 2 tane geyik geçse veya 1 tane domuz geçse veya orada ne bileyim bir tane şey olsa kontrol altında başka canlılar olsa, tehlikeli olan canlılardan nadir de olsa. Çünkü hiçbir canlı durup dururken hiç kimseye saldırmıyor. Ya sıkışır bakın. Şimdi doğa içerisinde kendinizi ayrı görmeyin. Yani doğada sen yürürken şimdi kalkıp da karınca ezeceğim, şunu ezeceğim, bunu ezeceğim diye şey yaparsan tam yürüyemezsin bile. Olacak bu. Ama bilinçli olarak toplu olarak doğal seleksiyon diyor. Doğal ayıklanma. Yani doğanın içinde sen de mesela burada bir geyik koşarken veya ne bileyim bir züreyfa yürürken de karıncayı eziyor. Anlatabildim mi? Sen de orada 2 tane 3 tane taş kaldırmışsın, kapatmışsın, ölmüş. Kapatmasan da iyi. Tamam, böyle bir endişen varsa açtın, kapatma. Bu zaten yuvayı değiştir 2 dakikada. O gece içerisinde olayı bitirir. Sıkıntı yok. Böyle endişe duymam bile senin doğa sever olduğunu gösteriyor arkadaşım. Halit. Teşekkür ederim sana. Doğru. Evet. Bu balon balıklarından ben görmedim. Akya gördüm. Balon balığı görmedim. Aleykümselam selam. Başka bir şey daha vardı aklımda. Neyse. Kapatalım mı? Kapatalım mı? Yoksa bir tane makro bir videom var. Yarım yangılak bir çalsın bakayım bu. Bakın yıllarca aynı yerde, ben 12 senedir aynı okuldayım ve yaklaşık 6 veya 7 sene olması lazım. Aynı bölgede dolaşıyorum ve kalkıyorsun, tamam mı, bir öğle arası yemek yerken veya bir şeyken tamam karşına küt diye başka şeyler çıkıyor. Başka bir canlı çıkıyor. Yani canlının değişik bir türü çıkıyor. Mücahitçim hoş geldin. Merhaba, sağ ol. Sana da. Evet. Bu makro çekim uzun zamandır çekmiyordum. Boş bir dersim vardı. Laboratuvarda bir deneme yaptım. Bugün yine okulun bahçesinde öğle arasında gördüğüm bir Jumping spider, dişi muhtemelen, fakat bu türünü Bu türünü ilk defa görüyorum buralarda. Aldım, sınıfa getirdim. Şu anda çekiyorum. Süper bir şeysin sen. Evet, küçük hanım. Küçük hanım. Aslında bu tür için küçük değil bu. Bakın şimdi eğilime bakın. Eğilimi görüyorum. Şu taraftan korkutayım. Şu taraftan korkutayım, kaçsın. Kaçmayın. Evet, çok güzel. Bakın. Gözleri buraya dikti bakın. Şu taraftayım. Bakın yan gözlerle görüyor. Vay. Harika, harika. Bana bak bakayım bir gün. Gözlerini de görelim. Elimle yönlendiriyorum. Elime bakmasın. Gözleri süper gördüğü için bakın. Elime bakmasını sağlamaya çalışıyorum. Fakat aynı zamanda ürküyorlar. Yaprağın altına geldi, saklandı. Bakın arkadan elimi gösterdim. Hemen ona döndü. Harikasın sen ya. İşte bunlar çekim teknikleri arkadaşlar. Bu örümceğin özelliğini biliyorum ben. Ve bu özelliğini çekim tekniği olarak kullanıyorum. Şimdi evet, bakın. Üste geçti. Tamam, böyle kalın. Böyle kalın. Sadece bana bak bakayım, bana bak. Beni gör. Gör beni. Fotoğrafını çekeceğim. Şu an fotoğrafını çekeceğim. Ey yavrum eve, çok güzel. Bakın makro çekimleri nasıl yapıyoruz? Hey, nereye gidiyorsun? Tamam. İşte böyle zor şartlarda makro çekimler gerçekleşiyor. Tripod. Laboratuvarımdaki tek bitki ve bugün öğlen arası bulduğum canlı. Birazdan onu salacağım zaten. Şurada. Şunun altında. Şurada. Bakın parmağımı uzatacağım ekrandan. Bunu da belki eklerim şeye. Bandı mı? Hayır. Evet, çok güzel. Harika. Evet. Ekrandan çıkma. Hangisinde çekim yapacağım ben şimdi, karıştı atlar. Çıktı. Korkutalım. Yok, eğilmem lazım. Bak robot tripod. Tamam. Akrobat tripodları elimizden bırakamıyorsunuz. Evet, şu anda çekimi kolay, güzel ama kesinlikle tripodu elinizden bırakamıyorsunuz. Bakın bu tür harika bir tür. Çok güzel bir tür. Küçük bir tür. Şöyle abdomenin dönsün istiyorum. Özlemişim makro çekim yapmayı. Bunu gördüm. Elimde kamera falan yoktu. Kameramı alıp gelene kadar kaçacağını biliyordum. Bu yüzden yakaladım. Laboratuvarıma getirdim. Bir dersim var. Bir ders sonra aldığım yere götüreceğim. Aynı bitkiye bırakacağım onu. Bir şey. Harika bir şey. Biraz daha yakından çekmeyi deneyeceğim. Çık bakalım. Bu tarafa. Bu tarafa gel. Yukarı çıkma. Evet. Evet, kayıttayız ve abdomeni tam anlamıyla görebiliyorum şu anda. Evet, işte dişi bir örümcek şu anda görebiliyorum. Dişi bir örümcek. Gözler çok iri değil. Bazı türlerde öndeki iki göz özellikle çok belirgin derecede iridir. Çocukluğumdan beri bak. Alttaki sesi duyuyor musunuz? Böyle bir yerlerine göre giriyor ama cıp diye bir ses var. İşte bu kameranın zoom'u yapıyor bunu. Bunu şeye götürmem gerekiyor aslında. Servise. Serviste konuştum. Ama kameram kalmayacak. Onu verdiğim anda kameram kalmayacak. Zaten kısıtlı zamanım var. 30x zoom'da böyle bir ses yapıyor. Ben çocukluğumdan beri zaten çiftçi kökenliyim ben. Çiftçi kökenli bir aileden geliyorum. Çiftçiyim de kendim de çiftçiyim. Yani şu anda öğretmen mesleğine, normal gerçek mesleğim öğretmenliğin dışında Çiftçiliğe kaydım var benim. Çiftçi sertifikam var. Çocukluğum zaten bu canlılarla geçti. Hepsini gördüm. Bakın bunların hepsini, bu videosunu çektim, canlıların hepsini gördüm. Ama görmediklerim de var tek tük. Ama bu detaylı inceleme işte teknolojinin gelişmesiyle beraber. Ben daha önceden işte resimlere, oradan buradan başkalarının baktığı resimlere bakıyordum. Özeniyordum bunları nasıl çekiyorlar falan diye. Sonra işte bunları anlattım aslında ben çoğu yerde. Ali'cim sağ ol. Ondan sonra tamamı ufak bir kompak aldım. Baktım ona yaklaştım ben. Sonra bir üst model derken bakın bunlar gerçekten ciddi diyorlar. Video olarak beni de şaşırtıyor. Yani bu cüzi fiyatlarla böyle çok yüksek miktarlarda para falan harcamıyoruz. Işığı doğru kullandığın takdirde bu makro videolarda harika şeyler çıkıyor. Makro video bakın, fotoğraf değil. Fotoğraf çok daha farklı. Canlının hareketini yakalıyorsun. Şu andaki teknoloji bize izin veriyor buna. Siz şu anda muhtemelen bunu 720 seyrediyorsunuz. 720 bile yetiyor. Yani çözünürlük olarak. HD eşiğidir, alt eşiktir o. Ama makro video çekmenin farklı şeyleri var. İşte bunu ben anlatacağım. Başkaları da makro video çekmeye başlayacak. Çok zahmetli. Ama tadına doyum yok. Mesela şunu şu şekilde bakın, çıplak gözle göremiyorsunuz bunu. En sona ekledim. Artık ekleyeceğim. Bakın dışarıdan bakıldığı zaman nasıl gözüküyor? Şu anda nasıl gözüküyor? Farklı bir dünya bu. Farklı bir boyut bence. Evet. Zıplamadan önce mesafeyi ölçer. 2 ayağımız. Ali, örümcek diye bir şey yok. Örümcek diye bir şey var. Bakın incecik bir tane güvenlik ağı bırakıyor arkasında. Karşılıklı sap. Karşılıklı öğreniyoruz. Siz de yorumlarınızla bana bir şeyler katıyorsunuz. Ben bu akşam mesela birkaç arkadaşın yorumundan not aldım, hatta not aldım, inceleyeceğim onları. Teşekkür ediyorum okuluna. Şimdi makro çekimler için ne gerekli onu anlatalım madem. Bu videoyu başlattık. Bu videonun çekimi için öncelikle kesinlikle canlıyı tanıyacaksın. Canlının davranışlarını tanıyacaksın. Çünkü bir ufacık bir titreme bile kalkıyor, bulanıklandırıyor. Şeyden çıkarıyor orayı. Netliğini bozuyor. O yüzden canlının ne yapacağını bilmek gerekiyor. Davranışlarını bilmek gerekiyor. Bakın ciddi söylüyorum, deneyin. Şunda ne yaparsınız en fazla? Bakın ben size ilk etapta yapacağını söylüyorum. Tabii zamanla beni de geçersiniz. Bu ayrı bir olay. Bu canlıya yaklaşırsan bu canlı küt diye kameraya atlar. Bu makro çekim makine değil Bülent. Bu normal bir makine ya. Bu normal bir kamera yani. Bu video çekme ağırlıklı. Fotoğrafı çok net değil, iyi değil fotoğrafları. Ben fotoğraf üzerine bir şey söylemiyorum zaten. Bu konu çok aşmış. Çok aşırı boyutlara çıkmış ve harika şeyler çekiyor adamlar ama çok pahalı ekipmanlar. Ama bu video olayı çok farklı bir olay. Bu video olayı zor ama. Fotoğrafı tamam, makinenin jarduncurduğunu, ISO ayarlarını, ışığı jarduncurduğunu öğrendiğin zaman kurs veriyorlar. Gidersin kursa öğrenirsin. Bu olayı öğrenemezsin. Bu olayın dersini anlatacak kimse yok Türkiye. Açık söylüyorum. Türkiye'de yok. Dünyada var mıdır? Makro video üzerine ben görmedim. Araştırdım hatta makro video nasıl çekilir falan diye. Bulamadım. Ali'cim, bir sıkıntın varsa söyle kardeşim. İyi izleyebilirsin. Ne diyorsun sen şimdi? Bir şey mi diyorsun? Kesinlikle. Anlayamıyorum, öyle sataşma türü bir yazılar yazıyorsun da o açıdan diyor. Şu öndeki hareketler bakın. Dişi bir birey bu. Bütün detaylarını görüyoruz, artı hareketlerini görüyoruz. Yani tek bir kare değil. Önden arkadan her taraftan izleyebiliyoruz. Bu işte videonun beni etkileyen yanı bu. Evet. Kaldırır galiba. Şablon altını kendine sığınak yaptı. Ki bakın şu anda gördüğünüzün dışında gördüğünüz kadar da bulanıklaşan kısımlar var. Bunları montajla kesip atıyorum ben. Canlı o anda şeyden çıkıyor, bir anda şey oluyor, ekran bulanıklaşıyor veya şu parmağım bakın. Görüyor musunuz canlının ne kadar olduğunu? Elimi beğenmedim. Ahmet, şuradan anlayabilirsin. Bakın şu anda görüyor musun? Öndeki uzuvlar. Öndeki uzuvlar erkeklerde tamamı topar. Ucunda böyle şeyler olur. Topuz var gibi olur. Çünkü bunlar üreme organları erkek için. Oradan anlarsın. En belirgin özelliği bu. Yani örümceği Azerbaycan şivesinde. Pardon. Pardon hacı. Tamam. Tamam. Bakın. Öndeki duyar kadarıyla ölçüm yapıyor kamerama atlamak için. Atlaması için yaklaşıyorum biraz. Kamerama atlaması. Azerbaycan'a selamlar. Evet. Bu da kamera arkası. Yo daha değil. Bu örümcek çok enteresandır. Avcıdır. Bakın öndeki iki gözü görüyor musunuz? Bunda küçük hatta. Daha da büyük olur. Resmen görüyor. Seni görüyor. Ve kaçırdım bu örümceği ben. Yerine bırakamadan kaçırdım. Fokus da ayrı, tamam mı? Fokus'ta zorluyorsun, makinenin şartlarını zorluyorsun. Bakın bunu ben montajladım ama ilk defa sizle beraber izliyorum şu anda. Heyecanlıyım yani. Ne çıktı ne çıkmadı bilmiyorum. Yayınlanmadı çünkü o da. buraya, evet bakın. Burada düşecek. Bu ince uca atlamak istedi, tutturamadı. Orasını kesmiş miyim ya? Yani güvenlik alanına kendine de geri aldı. Düşüyor ama düşmüyor. Yani atlarken kendini garantiye almış. Tutturamadı. Şu ucu tutturamadı. Iskaladı. Ondan sonra tamamı tak diye yere düştü. Yerden bir daha çıktı. Bu galiba. Bu çok enteresan. Buna zaten zemindeki bir örümcek. O dünyanın panterleri diyorlar. Ağzı geniş şey alın. Ağzı geniş olsun çünkü ezme tehlikesi olabilir. Şöyle bırakın çıksın. Şöyle çıksın. Çevirin. Şu anda evet, bunu dinleyin. İçinde. Ve bunu biraz sonra doğaya bırakacağız. Makro çekimleri nasıl yapıyoruz? Hey 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 hey, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Tamam. İşte böyle zor şartlarda makro çekimler gerçekleşiyor. Tripod, laboratuvarındaki tek bitki ve bugün öğlen arası bulduğum canlı. Birazdan onu salacağım zaten. Şurada. Şunun altında. Şurada. Bakın parmağımı uzatacağım ekrandan. Bunu da belki eklerim şeye. Bandı mı? Hayır. Evet, çok güzel. Harika, 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 harika. Evet, evet, evet. Ekrandan çıkma. Hangisinde çekim yapacağım ben şimdi? Karıştı atlar. İşte çıktı. Korkutalım. Eğmem lazım. Akrobat tripod. Tamam. İşte. Evet. Tamam. Bunu da bitirdik. Arkadaşlar, benim bu akşam işte göstermek istediklerim şeydi, bunlardı. Gösterdim. Neydi? Bir daha özetleyeyim onu ben. Kafamda bu akşam canlı yayına başlarken olan şeyler. Bir, tamamı şeye, doğa, her zamanki gibi birinci maddem doğa zaten. Doğa kirliliğinin hangi boyutlara geldiğini çok sıkmadan göstermek istiyorum. Ve tamam işte şey yapmayalım. Hani kalkıp da insanlara yasaklar koymanın falan ben çok fazla çözüm getirdiğini düşünmüyorum. Bu bilinci oluşturalım. Onu istiyorum. Yani ne yapabiliriz? Hadi bırakalım da neyi bırakabiliriz doğada? Bunun üstüne biraz şey yaptım. Bunun içerisinde canlılar zaten ön planda. Canlılar yaşamadığı zaman biz yaşayamayız. Bakın unutmayın bunu. Bu canlı, şu küçücük canlı yoksa, bu canlı yok olursa, dünyadan kalktıysa emin olun bizim sonumuz yaklaşıyor. Bizim sonumuz yaklaşıyor. Yani biz dedim insanlar. O yüzden bu canlıları gözleyin. Gözleyin ki gözlediğiniz sürece sevinebilirsiniz. Yani bu hala var. O zaman biz sağlıklı bir coğrafyada yaşıyoruz demek. Bu kaybolduysa, yok olduysa, artık yoksa emin olun bir şeyler eksiliyor, bir şeyler bizim hayatımızdan gidiyor demek. Bunlar değişik bir şekillerde çıkar. Yani bir de çevre kirliliğinde şunu yaptık, bunu yapmadık, aman bunu hemen eve götüreceğim ya falan değil ya. Birkaç parçayı götüreceksin. Bak, plastiği götür. Plastiği götür. Metali de götürme. Metali de götürme. Metal de gider. Metal de zararsız. Plastiği götür, betonu götür. Öbürkileri at ama gözükmeyecek yerlere at. Yani yarın öbür gün senin arkandan biri ana avrat küfür etmesin. Yani ben böyle düşünüyorum. Ben bir yerde oturdum kalktım. Ondan sonra benim arkamdan biri geldi. Bana ana avrat kaymasın ya. Bu kadar basit. Benim geldiğimi gittiğimi kimse anlamasın orada. Anladın mı? Yani böyle bir şey anlayışım var benim. Ha, ben bunu yapıyor muyum? Hayır, üzülüyorum ben. Ben küfür etmem çok fazla. Ama üzülüyorum. Anormal derece. Çünkü buraya atılan şeyler. Ha, burada konuşmamın arkasına gizlendi. Evlerde yaptığımız tadilatlar, bakın. Bunu yetişkinlere söylersiniz. Yaşı küçük olan arkadaşlar, izleyen kaç kişi bilmiyorum. Şunu yapın veya bu video kalacak burada. Yapılan tadilatlarda, ben bunu videoda anlattım ama bu arada üstüne konuştum galiba, anlaşılmadı muhtemelen. Çünkü o arada konuşuyordum. Belediyenin bu kurumu var. Bunu arıyorsun. Evde mesela ne yaptın? Mutfakla bilmem neyi birleştirdin, odayı birleştirdin. Başka bir şey yaptın. Bunları çuvalladın, koydun. 18 gayet iyi Ali. Ondan sonra çuvalladın. Götürecek kalkıyorsun oradan, tamam, bir tane yoldan geçen adamın kamyoneti var. Getir, al kardeşim bunu. Kaç liraya götürürsün? Götürürsün. Nereye götürecek? Nereye götürecek? İşte buraya götürüyor. Götürüyor, ormanın içine döküyor. Adamla pazarlık yapıyorsun. Kaça, oya boya, kaça? 10'a, 20'ye, 30'a. Anlaşıyorsun, veriyorsun adama. Adam bunun üstüne, senden aldığın paranın üstüne gidip de belediyeye bir de 6-7 lira veya 8 lira, 10 lira vermiyor. Gidiyor ormanın içine döküyor. Bu adam da karnını doyurmaya çalışıyor. Anlatabildim mi? Halbuki bunun belediyelerde bir kurumu var. Fen işlerinde bir şey var. Artık hepimiz internet kullanıyoruz. Oraya girelim bakalım. Fen işlerinde senin enkazını, bu adama verdiğin fiyatın 1/3'ine, bakın 1/3'ine alıp götürenler varmış. Bunu ben öğrendim. Tamam mı? Sen evinin önüne koy. Evinin önüne çıkar. Çayı şu ustalar musları alsınlar, koysunlar. Çuvallasınlar veya ne şekildese. Tadilatını yaptın. Sen düzenli olarak vergi veriyorsun. Bu hizmeti sana yapıyor belediye. Ama biz bilmiyoruz. Arıyorsun. Diyorsun ki benim böyle böyle bir şeyim var. Ya gelip bakıyorlar veya fotoğraf çekiyorlar. Artık fotoğraf falan var ya. Hemen tahmini bir fiyat çıkarıyor sana. Tarif veriyor. Tak, alıyor, götürüyor. İşte biz dışarıdaki insanlara verdiğimiz için bu dışarıdaki şeyler de buraya gidiyor. Bu çünkü enkaz köyden çıkmaz. Bakın bu ormanın içerisindeki enkazları, yani benim gördüklerim, kameraya yansıyanlardan bahsetmiyorum. Benim gördüğüm enkaz, bu köyden çıkma ihtimali yok. Bu köyün enkazı değil. Bu şehrin enkazı. Bu köyün tamamını duvar olarak düşünsen, yıksan, koysan çuvala, götürsen, atsan bu kadar yer tutmaz ya. Oradaki ev sayısına bakıyorum, buradaki enkaza bakıyorum. Köyden fazla enkaz var orada. Yani köyü yıkmışlar, hepsini buraya atmışlar, tekrar yeni mi köy kurmuşlar? Hayır. Bu metropollerin atıkları. Yani bizim atığımız. İşte dediğim olay da bundan kaynaklanıyor. Belediyeler bizden vergi alıyor. Bizim şeylerimizi karşılamak zorunda ama biz haklarımızı bilmiyoruz. Bakın benim önümde bir hemen şu yan duvar öbür tarafım. Kuaför bir abim var benim. Yaşça benden büyük. Ondan öğrendim biliyor musunuz? Ben öğretmen olduğum halde. Öğretmen olduğum halde. Araştırmıyoruz. Bu konuları araştırmıyoruz daha doğrusu. O söyledi bana. Hocam dedi böyle böyle bir şey var dedi. Bizim o işte bu ne gerek var dedi buna bırak. Ben bakın şu oturduğum şurada bir duvar vardı. Şimdi siz görmüyorsunuz. Şurada bir duvar vardı. Mutfaktı burası. Bu taraf mutfaktı. Bu taraf küçük bir odadı. Bu aradaki duvarı kaldırdım. Biraz daha geniş oturma imkanı olacak bir ortam yaratmaya çalıştım. Oradaki enkazı bir tane kamyonete yükledim. Kamyonetle beraber ben gittim. Bindim, kamyonete bindim. Yani bunların ormana atmasın diye. Gittim ve dökerken 6 lira verdiğini biliyorum ben. 6 lira makbuz kesti. Şimdi bu kamyonet tabii ki 6 lira buna şey geliyor. Ya adamdan aldığım bir para var. O zaman kaç lira verdim bilmiyorum. 6 lirasını belediye çöplüğüne dökmek için makbuz kesiyorsun. Bu adama koyuyor. Buraya dökeceğine ona hemen yan tarafındaki ormana dökerim diyor. 6 lira cebimde kalır diyor. İşte buna meyil vermemek için haklarımızı bilelim, belediyeden talep edelim arkadaşlar. Bu gecenin teması da bu olsun. Bu gürültüye geldi. Bu konuyu ben yine işleyeceğim. Yani sıkıntı yok. Daha çok bu konuların üstünde duracağım. Bu rezillikleri, bu çöp bizim ayıbımız. Yani benim de ayıbım. Bakın yanlış anlamasın. Kimseyi suçlamıyorum. Benim ayıbım. Benim. Ben de yeni öğrendim. 47 yaşındayım. Daha geçen sene öğrendim. Böyle bir belediyenin hizmetinin olduğunu. Vergi veriyoruz. Niye veriyoruz biz? Onlar için veriyoruz. Haberimiz yok. Arkadaşlar güzel bir akşamdı. Bülent özellikle sen hiç çıkmadın. Artık dükkanı kapat. Hadi hoşçakal kardeşim. Herkese iyi akşamlar. Hepinizi seviyorum. Azerbaycan'a selamlar Ali'cim. Hoşçakalın. Görüşürüz.